Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bazen bir fotoğraf çok ilginç bir hikayeyi size anlatır. Ben de uzun zamandır bu fotoğrafın hikayesini sizlerle paylaşmayı planlıyordum ama bir türlü yoğunluktan bu gerçekleşememişti. Ta ki geçtiğimiz hafta Baykar Savunma'nın paylaştığı bu videoya kadar. Bu videoda TB2'nin yeni versiyonu TB2S ki burnunda bir sat komanteni taşıyor ve menzili inanılmaz uzuyor bu sistemle birlikte. Bu İHA'nın hava çekimleri bir uçak tarafından yapıldı. Bu uçak Baykar savunmanın envanterindeki iki ultralight'tan biriydi. Pipistrel Slovenya merkezi bir şirket Pipistrel imalatı sinüs tipi ultralight Baykar'ın TB2'sinin koluna gelmişti ve hava çekimleri yaparak bu TB2S'in kamuoyu tarafından daha fazla tanınmasını sağladı. Peki Baykar bu ultralight'ları ne amaçla kullanılıyor? Sportif havacılığın insansız hava araçlarıyla alakası ne? Gelin bu videomuzda biraz Pipistrel'in ultralight'larını tanıyalım. Baykar'da hangi görevlerde yer alıyor? Bunlara görelim ve sportif havacılığın Savunma sanayine ve askeri havacılığa etkilerini birlikte inceleyelim. videonun başında bahsettiğim fotoğraf Baykar'ın hangarının görüntüsü. Ön planda Akıncı TİHA yani taarruzi İHA sistemleri var. Ama arkada iki tane beyaz sivil uçak gözüküyor. Bu uçakların Baykar için önemi ta 2011'e kadar uzanıyor. 2011 yılında Pipistrel'den satın alınan Tango Charlie Uniform Bravo Mike ve Uniform Bravo Yankee tescilli İki pipistrel tipi uçak Baykar Savunma tarafından satın alındı. Satın almanın nedeni aslında çok farklıydı. 2011 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir projesi vardı. Bu projede özellikle şehir üzerinde yapılacak uçuşlarla bir kamera sistemine sahip bir hava aracı çeşitli takip, koordinasyon gibi görevlerde kullanılacaktı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hedefi helikopterden ziyade daha düşük operasyon maliyetine sahip bir uçağı kullanmaktı. Bu konuyla da ilgili proje açıklanınca hemen Baykar grubu çalışmalara başladı. Baykar grubunun teknik müdürü biliyorsunuz Selçuk Bayraktar çok iyi bir yazılım mühendisi. Bütün bu Bayraktar TB2'nin Akıncı'nın otopilot sistemini bizzat kendisi yazmış bir insan ama havacılığa da model uçaklarla başlamış gerçekten çok önemli bir havacılık tutkunu. Selçuk Bey araştırmalarına başladı ve bu konuyla ilgili bir ultralight alımına karar verdi. Ultralight konusunda da dünyada farklı farklı imalatçılar vardı ve yapılan incelemede Slovenya merkezli Pipistrel şirketi seçildi. Pipistrel'in de adı da çok enteresan farklı bir hikayesi vardı. Aslında şirket 1980'li yıllarda Yugoslavya'da kurulmuştu. Ve Yugoslavya'da yelken kanat modelleri geliştiriyordu. Fakat o yıllarda tabi soğuk savaş yılları Yugoslavya'da enteresan bir kural vardı. Bu tür hava araçları gündüz uçamıyordu. Ve şirkette testlerini çok riskliydi ama gece yapıyordu. Bu yüzden de şirkete İtalyanca'da yarasa anlamına gelen Pipistrella adı verilmişti. Pipistrella daha sonra Pipistrel adını aldı ve şirket tarafından resmi olarak kullanılmaya başlandı. 1990'larla birlikte e, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından Pipistrel şirketi Yugoslavya'dan Slovenya'ya taşındı ve Slovenya'da faaliyetlerine devam etmeye başladı. Sportif havacılığa da çok önemli katkılarda bulundu. Pipistrel şirketi 2000'lere doğru gelirken tasarımlarını yelken kanattan ultralight sınıfı uçaklara doğru taşımaya karar verdi ve iki kişilik üstten kanatlı ve kanat açıklığı da oldukça uzun yani planör gibi yeni bir model olan Sinüs'ü tasarlamaya başladı. Aslında bu ultralight yani hafif sınıfta bir uçak değil, bir motorlu planördü. Bu uçak motorla kalkışını yapacak, belirli bir süre sonra dağlara veya hava akımlarını yakalayarak planör gibi motorunu kapatıp havada uçabilecekti. Sinüs modeli gerçekten piyasada çok ilgi çekti. Hem Avrupa'da hem Amerika'da çok sayıda sipariş aldı ve yüzlercesi üretildi. Hatta uçak çok iyi tasarımı nedeniyle 2007 yılında NASA'nın da özel ödülünü aldı. Bu arada uçakla ilgili yapılan enteresan rekor uçuşlarından biri dünya turuydu. Hatta geçen yılda bir kadın ultralight pilotu hem Atlantik okyanusunu hem de Pasifik okyanusunu Pipistrel'in sinus modeliyle uçarak da bir rekor kırmış oldu. Tekrar başa gelirsek, Baykar bu proje için Pipistrel'i seçti. Pipistrel de gayet çok iyi bir uçaktı ve 2011 yılında iki uçak satın alındı. Uçaklar geldikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün projesi için işte çeşitli kamera sistemleri takıldı. Testler yapıldı. Çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Ama proje ne yazık ki test aşamasında kaldı. Hayata geçilemedi. Emniyet Genel Müdürlüğü ağırlıklı olarak Bel 429 helikopterleriyle bugün bu havadan gözlem ve takip işlerini kameralarla gerçekleştiriliyor. Ama o yıllarda Edililen tecrübe Baykar'ı daha ilerleyen dönemde hem TB2'lerde de sonrasında Akıncı ile farklı bir yöne doğru taşıyacaktı. Selçuk Bayraktar dedim e, bu seçimi yaptı, uçakları getirdi ve tabii ki onun da bir pilotaj tutkusu var. Hatta geçtiğimiz yıllarda Selçuk Bayraktar Private Pilot License olarak adlandırılan... Özel pilot lisansını uçarak almıştı. Ve bu uçaklarda da tabi Selçuk Bayraktar için bir yandan da sportif havacılık için önemli bir e, hava aracı. Onun da gözünde bu iki pipistrelerin çok farklı özelliği var. Ben pipistrelle 2011 yılında uçmuştum. Hezerfen Havaalanı'na İstanbul yakınlarındaki test için gelmişti. Rahmetli pilot abimiz Murat Öztürk ile beraber e, uçma şansı elde etmiştim. Gerçekten. Çok kabiliyeti olan güzel bir uçaktı. E, loop atmıştık uçakla. Viril denemesi yapmıştık. Ve gerçekten kumandaları inanılmaz iyi. Birçok açıdan e, sportif havacılığın gelişmesine altyapı sağlayacak çok önemli bir uçak modeliydi. Pipistrel bugün elektrikli uçaklar yapıyor. Hatta bazı konularda da Baykar'ın alanına girmiş durumda. Yine elektrikli çalışan kargo dronları üzerinde çalışıyor. Kargo dronları ile 450 kilogram yükün taşınması hedefleniyor. Bu konuyla da ilgili epey bir yol kat etmiş durumda. Pipistrel bakalım gelecekte bu iş nereye doğru gidecek ben de merakla bekliyorum. Bugün Baykar grubunda iki pipistrel hem testlerde kullanılıyor hem de İHA'ların takip edilmesinde kullanılıyor. Zaman zaman Baykar'a giren genç mühendisler bu hava aracıyla uçarak farklı bir deneyim yaşıyorlar ve testlere yerden değil havadan bakarak e, TB2'lerin olsun, Akıncı'nın olsun geliştirilmesine de önemli katkı sağlıyorlar. Günümüzde sportif havacılık askeri havacılıkta çok önemli bir altyapı sağlıyor. Bugün bakıyorsunuz işte Hava Harp Okulu öğrencileri planörle uçuyor, paraşütle atlıyorlar ve havacılıkla ilgili temeli almaya başlıyorlar. Enteresan bir gelişme de jandarma genel komutanlığında yaşanıyor. Jandarma genel komutanlığı gyrokopterlerle ilgili bir çalışma gerçekleştiriliyor. Hedef helikopterin biraz daha altında daha basit işleri gyrokopter gibi operasyon maliyeti helikoptere göre çok daha ucuz hava araçlarıyla yapılabilir mi? Bunları incelemek. Bir taraftan da tabi Terörle ilgili bazı gelişmeler var, özellikle motorlu, yelken kanat, e, yamaç paraşütü gibi konularda terör örgütü PKK'nın bazı adımları var, işte sınırların aşılması gibi. Bu tür hava araçları da önümüzdeki dönemlerde iç güvenlik operasyonlarında jandarma tarafından kullanılabilir. Bu tür gelişmeler aynı zamanda personelin bakışını da geliştirmek için. Önemli hava araçları, bu hava araçları yakın bir zaman içerisinde jandarma, emniyet gibi e, güvenlik e, kurumlarında görürseniz şaşırmayın çünkü havacılık buralara adapte olmayı gerektiriyor. Her şeyi çok pahalı hava araçlarıyla yapmak yerine daha basit, daha belirli niteliklerle kullanacağınız hava araçları hem görevin yapılmasını sağlıyor hem de e, bu tür güvenlik kurumlarının havacılık birimleri içinde de elastikiyet imkanı sunuyor. Bakalım ileride bunları nasıl göreceğiz? Çünkü dünyada çok farklı alanda çok çok farklı kullanım amaçları bulunmakta. Bugün şöyle bir savunma sanayinden girdik ama sportif havacılığı inceledik. Yeni nesil ultralight uçaklarına baktık ve tabii ki jandarmanın cairokopter başka olmak üzere inceledi. Hava araçları konusunda size gelen bilgileri paylaştık. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Ayrıca info.tolgozbek mail adresine de mesaj atabilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık konusundaki haberlerimiz için tolgozbek.com sitemizi sizleri bekliyoruz. Kanalımıza abone olarak veya katıl tuşuna basarak da destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.